Harika hikaye, eski antlaşma. Naaman Tanrı ile karşılaşıyor. İkinci Krallar 5. bölüm. Naaman Suriye'de büyük bir ordu komutanıydı. O cesur bir askerdi ama cüzzam denilen korkunç bir deri hastalığına yakalandı. Naaman'ın yanındaki İsrailli hizmetçi kız, "Gidip İsrail'deki Elişe peygamberi gör, o seni iyileştirebilir," dedi. Naaman yanına birçok hediye aldı. Kendi kralının mektubunu İsrail kralına verdi. At arabasıyla Elişa'nın evine vardı. Elişa şu mesajla bir adam gönderdi. Şeria ırmağında 7 kez yıkan, iyileşeceksin. Önce Naaman Elişa'ya kızdı. Bunun aptalca bir şey olduğunu düşündü. Elişa beni görmek için dışarıya bile gelmiyor. Tanrı'nın adıyla benim için dua bile etmiyor. Bana dokunmuyor bile. Şeria ırmağı tek ırmak değil. Naaman kızdı ve eve geri dönmeyi denedi. Naaman eve dönerken hizmetkarları durdurup ona şöyle dediler. Lütfen efendim, Şeria ırmağına gidin. Bu zor bir şey değil, sadece yıkanın. Naaman, Elişa'nın dediği gibi Şeria ırmağına gitti. 7 kez yıkandı. Naaman'ın derisi çocuk teni gibi temiz oldu. Deri hastalığı gitmişti. Naaman çok mutluydu. Naaman, Elişa'nın yanına döndü. Elişa'ya hediyeler vermek istedi. Elişa hediyeleri kabul etmedi. Elişa ona Tanrı'ya hizmet etmesini söyledi. Naaman iyileşti. Elişa'nın söylediğini yaptı. Elişa ona Tanrı'dan bahsetti.